Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni Tarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yağlık ayçiçeği hasadı yapıyoruz. Makine TC50-70. Motorumuz gene 3105. Tabla çekirdek kırıcılı, sap kıyıcılı. Arka biçerde de kendisinde de sap kıyıcı var. Verimler, yağışlar az olduğu için düşük. Şu anda burası kaç kilo yapıyor bilmiyorum. Daha yeni biçmeye başladım. Ama başka köylerde duyduğuma göre 50 ile 70 kilo arası verim varmış. İktidar bizim buralarda da böyledir. Kıraç arazi. Arazi. Kıraç olduğu için verimler düşük. Sulu tarımda da verimler ne şekilde onu bilmiyorum. Biçime devam ediyor. 50-70 ama uzay kasa. 50-70'in son çıkardığı makinelerden biridir. Yani 50-70 modelinin bundan sonra 5-80'e dönmüştü. Köyümüzde ben bu tarafta Stromork geldi işte. Bakalım verimi göreceğiz. Biçer 7-8 torkla geziyor. Çekirdek böyle. Baya bir şey de var yani. Sap da çıkarıyor. Bayağı bir pis çıkarıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Biçer sahibi Mecidiye köyünden. Şoförümüz de Adıyamanlıymış.
Lightspeed'den. Öbür tarafta vardır.
Evet arkadaşlar, biçimimize devam ediyoruz. Tarlada bayağı bir diken var. Biz buna Tatar dikeni diyoruz. Şöyle ismini bilen yorumlarda belirtebilir. İçerimiz gene 50-70. Son kasası uzay kasa. Şöyle bir çekirdeğimiz var. Görüyorsunuz dikenler burada da var. Zekeriya abi de sağ olsun. İtinayla biçiyor. Pancara gitmiş. Metal ak pancar. Şuralarda onların pancarlar var. Biraz sonra gelir o da. Araba o köşede duruyor. Buraları sulayamadık. Sulasaydık güzel olacaktı da zamanımız olmadı. Biraz da adamsızlıktan dolayı sulayamadık. Hatta döşeliydi aslında. Bir kere ne zaman verdik? Temmuz'da su verdik. 6'şer saat. O da yani daha neye faydası oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Bir kere verdik. Diyelim diye verdik yani. Bayağıdan beri video atamıyoruz. Uğraşmıyorum daha doğrusu. Bunu da telefonla çekiyorum. GoPro'yu kullanmıyorum bu arada. Bakalım kaç kilo verecek. Güzel gibi duruyor. Nasip bakalım. Yalnız çok diken olmuş. Ara çapa yapmamıştık biz buraya. Gördüğünüz gibi çok fazla diken var. Ara çapa gerekiyordu. Biz yapmadık. İnce tekerlekli traktörümüz yoktu. Görüyorsunuz bunlar da zaten büyük, bir de geniş olduğu için dingilleri. Çiğneme yaptığı için de yapmadık. Traktörde sokmadık. Keşke sokaydık, daha iyi olurdu. Hiç olmazsa görmüş olduğunuz dikenler olmazdı. Daha rahat biçim olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Dip patlatan çektiğim, dip gazdan çektiğim yer burası arkadaşlar. Oradan çekilmeyen yer çok aşırı fark var. Yarı yarıya. Belki yarıdan da fazla. Orası daha kötü oldu. Yağış olmadığı için, sulanmadığı için çok fazla kötü oldu yani. Gelişmedi. Gelişmeyince de zararını gördük bu sene. İnşallah seneye düzelir yani.